Hale ile Şule. Günlerden bir gün ormanın derinliklerinde eski püskü bir kulübe vardı. Bu kulübede anne ve iki kızı yaşıyordu. Kızlar ikiz kardeşti. Birinin adı Hale, ötekinin de Şule'ydi. Onlar güzel mi güzel, akıllı mı akıllı, bir de çok meraklıydılar. Ormanın içinde yaşamak ikizler için oldukça gizemli ve eğlenceliydi. Ne zaman canları sıkılsa etrafta şöyle bir yürüyüş yaparlardı. Onların hiç arkadaşı yoktu. Yalnızlıklarını ormandaki hayvanlarla oynayarak gideriyorlardı. Anne ve kızları her sabah kendi yaptıkları hasır sepetlerini yanına alarak bitki toplamaya giderlerdi. Çünkü geçimlerini bu şekilde sağlıyorlardı. Bu sayede kızlar da bitkileri çok iyi tanıyorlardı. Eve dönmeleri ancak öğle vaktini buluyordu. Anneleri topladıkları bitkileri demet demet ayırır, pazara satmaya götürürdü. Gitmeden önce kızlarına kapıyı kimselere açmamalarını tembih ederdi. Onlar da annesine söz verirlerdi. Arkasından kapıyı kapatıp pencereden el sallayarak annelerini uğurlarlardı. Önce evin içinde bir kovalamaca başlar, ardından da ormana dökülürlerdi. Bir gün ormanda koşup oynarken ikisi de çok susamıştı. Doğruca çeşme başına gidip suyu kana kana içtiler. Öyle susamışlardı ki suyun çok soğuk olduğunu bile fark edememişlerdi. Eve geldiklerinde karınları ağrıyordu. İkisi de bir köşeye uzanarak annelerinin gelmesini bekliyordu. Az sonra anneleri kapıda göründü. Kızların rengi sapsarıydı. "Neyiniz var? Çok solgun görünüyorsunuz. Durun bir ateşinize bakayım." diyerek kızların alnına elini değdirdi. "Hayret, pek ateşiniz de yok. En iyisi ben size güzel bir çorba pişireyim. Yanında bir şeyiniz kalmaz." diyerek mutfağa yöneldi. Hale ile Şule'nin midesi bulanıyordu. Kendilerini çok yorgun hissediyorlardı. Elini kolunu kaldıracak halleri bile yoktu. Anneleri iki kasenin içine sıcak çorbaları doldurdu ve kızların önüne kadar götürdü. İştahları olmasa da çorbayı kaşıklıyorlardı. Sonra da ellerini yıkayıp annelerine teşekkür ettiler. Uzandıkları yerde öylece mışıl mışıl uyuyakaldılar. Anneleri üzerlerine ince bir örtü attı. Sabaha dek uyumaya devam ettiler. Ertesi sabah Hale ve Şule'yi anneleri öperek uyandırdı. Yeni bir gün daha başlıyordu. Onlarsa hala halsizdi ve boğazları ağrıyordu. Anneleri bu sefer ıhlamur kaynattı ve güzelce kızlara içirdi. Sonra da bitki toplamaya tek başına gitti. Hale ile Şule anneleri çıkınca hemen kafalarını yastığa koydular. Saatler sonra kapı açıldı ve annesi bir sürü bitkiyle geri döndü. Pazara gitmeye hazırlanıyordu fakat çok yorulmuştu. Kızlar yattığı yerden bunu gözlemleyebiliyorlardı. Kızlara durumu sordu ve soluk soluğa kapıdan dışarı çıktı. "Hale, sen de fark ettin mi? Biz annemize yeteri kadar yardımcı olamıyoruz. Bir de üstüne üstlük yaramazlık yaparak onu daha da uğraştırıyoruz. İyileşince bitki toplamaya biz gidelim mi? Böylece annem de biraz dinlenmiş olur. Ne de olsa bitkileri annem kadar iyi tanıyoruz." diyerek ortaya bir fikir attı. Şule, "Aa, bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Güzel olur vallahi. İkizler yolda desene diyerek gülmeye çalıştı. Kızlar akşama kadar birbirinin örtüsünü çekerek oyun oynuyorlardı. İki kardeş birbirlerine çok bağlıydı. Annesi geldiğinde kızlar neşe içinde gülüyordu. "Oo, bakıyorum da oyun oynamaya başladığınıza göre iyileşiyorsunuz. Ben de sizin gibi biraz uzanayım. Zira çok koşturdum bugün." dedikten sonra uyuyakaldı. Hale ayağa kalktı ve nane limon pişirdi. Hem kardeşine hem de annesine bir bardak hazırladı. O sıra annesi gözlerini araladı. "Dalmışım, mis gibi kokuyor. Bardaklarda ne var kızım?" diye sordu. Hale, "Nane limon anneciğim, sen de bizim için çok çalışıp didiniyorsun. Seni seviyoruz." diyerek bardağı uzattı. Şule, "Anne, yarından itibaren bitki toplamaya biz gideceğiz. Senin yorgun haline dayanamıyoruz. Zaten pazara kadar onca yolu yürüyerek gidiyorsun." diyerek masumca baktı. Hale, "Benim fikrimdi. Niye sen ilk söyledin?" diyerek sitem etti. Annesi de kızların ikisini gıdıklamaya başladı.
kıkır kıkır gülüyorlardı. "Aman da aman, benim kızlarım büyümüş de annesini düşünürmüş," dedi ve sonra da yemek yediler. İlerleyen saatlerde uykuya daldılar. Ertesi sabah kızlar erkenden kalktı ve hasır sepetlerini ellerine aldılar. Tam kapıdan çıkacakken anneleri uyandı ve kızları kapıya kadar geçirdi. Arkalarından uzun uzun baktı. Sonra da "Dikkat edin yavrularım, aklım sizde kalmasın," diyerek sesini duyurmaya çalıştı. Kızlar arkasını dönerek "Tamam anne," diyerek el salladılar. Ormanda güzel bir yürüyüş başladı. Hava gayet sıcaktı. Kuşlar bir o yana bir bu yana uçuşarak ötüyorlardı. Hale ile Şule pazarda satılacak olan bitkileri tek tek arayıp buldular. Ardından da annelerinin akşam yemeği için ne pişireceğine sıra gelmişti. Şule yerde duran beyaz mantarları fark edince kardeşiyle toplamaya başladılar. Kızların sepetleri ağzına kadar dolunca doğruca evlerinin yolunu tuttular. Anneleri ise bir oturuyor, bir kalkıp odanın içinde dolaşıyordu. Merakla pencerenin başına gitti. Hale ile Şule karşıdan güle oynaya geliyorlardı. Hemen kapıya koştu ve ayakta bekledi. Eşeğe kadar geldiklerinde ikisini de ayrı ayrı öptü ve sıkıca sarıldı. Anneleri kızlar gelince içi rahatladı. Bir baktı ki iki sepet de dolu. Kızlarıyla gurur duyuyordu. Bu işin de üstesinden gelmişlerdi. Sonra da bitkileri demet haline getirdiler. Anneleri pazara gitti. Hale ile Şule de annelerine yardım ettikleri için çok mutluydular. Huzur içinde oynuyorlardı. Akşamüstü anneleri geldi. "Canım kızlarım, iyi ki varsınız. Sizin sayenizde bugün ne yoruldum ne de ter içinde kaldım. Bana büyük destek oldunuz. Aferin," diyerek onları gönülden tebrik etti. Arkasından da mutfağa geçti ve mantarları bir bir ayıklayarak yıkadı. Ocağın üstünde yemeği pişirdi. Mutfaktaki koku odanın içini sardı. Sofraya oturmadan bile kızların iştahı açıldı. Ardından da tabaklara mantar yemeği koydu. Mutlu bir aile tablosu çiziyorlardı. Annesinin çarşıdan aldığı ekmeği kopararak bölüştüler. Yüzlerinde tatlı bir tebessüm vardı. Hale sürahideki suyu bardaklara doldurdu. Birlikte afiyetle yemek yediler. Laf lafı açıyordu. Anne ve kızları hem konuşup hem gülüyorlardı. Fakir olmalarına rağmen onlar halinden hiç de şikayetçi değildi. Annesi kızlarını da kendisi gibi yetiştiriyordu. Küçük kızlarına iyiliği, doğruluğu, dürüstlüğü ve insanlara yardım etmeyi öğretmişti. Onlar da bu güzel ahlakla büyüyorlardı. Hep başına sokacak bir evleri ve yiyecek lokmaları olduğu için şükrediyorlardı. Anneleri, "Karnımız tıka basa doydu. Bu mantarlar ne kadar da lezzetli böyle. Yarın bakalım ne getireceksiniz," diyerek karnını sıvazladı. Bir süre oturduğu yerden kalkmadı. Kızlar sofrayı toplamaya başladı. Anneleri de ekmekleri aldı ve mutfağa astı. Ellerini yıkayıp odaya girdiler. Birden annesinin aklına kızların bebeklik hatıraları geldi. İç çekti. Zaman ne çabuk geçiyordu. Hale ile Şule boş boş oturmaktan sıkılmıştı. Annesi de "Fırsat bu fırsat," deyip zihninde sıraladığı anıları ortaya döktü. Kızlar şaşkınlıkla dinliyordu. Arkasından 3-5 soru soruyorlardı. Kendi bebekliğini dinlemek onlar için oldukça zevkliydi. Derken herkesin uykusu geldi ve yatağa yattılar. Anneleri kızlarının saçını okşayıp öptü ve uykuya daldılar. Sabah olduğunda Hale ile Şule ormanın yolunu tuttu. Anneleri ise evin işini yapıyordu. Arkasından da ayaklarını uzatıp dinlendi. Kızlar öğlene doğru elleri kolları dolu geldiler. Anneleri de pazara götüreceklerini alarak yola çıktı. Hale ile Şule annelerine bir sürpriz yapmak istedi. Yemeği ve sofrayı hazırladılar. Anneleri gelince bu manzara karşısında kızlarına çok teşekkür etti. Bir gün Hale ile Şule yine ormanda bitki ararlarken sağa sola bakındılar. Gözlerine bir şey kestiremediler. Hale, "Kardeşim, hiç gitmediğimiz kadar uzaklara açılalım. Bu orman uçsuz bucaksız ne de olsa. Bir bakmışsın sepetlerimiz tepelemesine dolmuş. Belli mi olur?" dedi. Şule, "Tamam.
Hem ben yürüyüş yapmayı çok seviyorum diye cevap verdi. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Evlerinden çok uzakta bir yerdeydiler. Aniden karşılarına güzel gözlü bir ceylan yavrusu çıktı. Kızlar ona dikkatle bakıyordu. Yavruysa etrafta bir şeyler arıyordu. Halbuki yavru ceylan annesini arıyordu. Bir sağa bir sola kafasını çeviriyordu. Yeşilliklerin arasında narin narin geziniyordu. Haliyle şöyle yavru ceylanın ne aradığını çok merak ettiler. Hemen arkasına takıldılar. Çıt çıkarmadan ağaçların arkasına gizlenerek takip ettiler. Derken yavru ceylan uzaktan annesini görünce ona doğru heyecanla koştu. Kızlar da böylece amaçlarına ulaşmıştı. Yavru ceylanın ne aradığını öğrenmişlerdi. Ceylanlar bir mağaranın önünde duruyordu. Yavru ceylan annesine yanaştı. Şule sessizce, ne kadar tatlılar. Hiç bu kadar yakından yavru ceylan görmemişti. Annesini nasıl da arıyor diye fısıldadı. O sırada anne ceylan yavrusunu da alarak gözden kayboldu. Hale mağarayı gördün mü? Ne kadar da muhteşem duruyor. Keşke daha önce buralara gelseydik. Bayıldım doğrusu dedi. Şule, niye buradan bakıyoruz ki? İçine girelim. Hadi, sabırsızlanıyorum diyerek adımını öne doğru attı. Hale de onu yalnız bırakmadı. Birlikte yürüdüler. Derin bir nefes alarak mağaranın içinde kendilerini buldular. O da ne? Karanlık zannettikleri mağaranın içi ışıl ışıl olmasın mı? Bir de üstüne üstlük güzel bir koku burunlarına vurmasın mı? Bu gördükleri manzara karşısında adeta dilleri tutuldu. Sadece meraklı gözlerle etrafa bakınıyorlardı. Mağaranın içindeki ağacın ıhlamur olduğunu hemen anladılar. Yalnız ormandaki ıhlamur ağacı ile arasında büyük bir fark vardı. Bu mağaradaki ağaç parlaktı. İnsanın gözlerini kamaştırıyordu. Bir ağacın mağarayı bu denli aydınlatmasına çok şaşırdılar. Hale ağaçtan bir yaprak kopardı ve burnuna yaklaştırarak kokladı. Büyüleyici kokuyor diyerek yorum yaptı. Bu mağara oldukça ilgilerini çekti. Ayrılmak istemiyorlardı. Bir de Hale'nin sesi mağarada yankılanınca buna çok güldüler. Onlara yeni bir oyun daha çıkmıştı. El ele tutuşup döndüler. Çocuk şarkıları söylüyor, sonra da mağaradaki yankıya kulak veriyorlardı. Ihlamurun yanında küçük bir bitki daha vardı. Üzerinde de kırmızı ve mor meyveler sarkıyordu. Haliyle şöyle aynı anda daldan meyveyi kopardılar ve ağızlarına attılar. O kadar lezzetliydi ki yemeye devam ettiler. Hale, ömrümde böyle lezzetli bir öğütten yemedim. Bu mağaraya tekrar gelelim. Tadı damağımda kaldı. Dayanamayacağım. Bir iki tane daha ağzıma atayım dedi. Şöyle, ben de çok sevdim. İnsanın yedikçe yiyesi geliyor diyerek ağzına ikişer ikişer bu meyvelerden atıyordu. Derken ikisi de esnemeye başladı. Gözlerini açamıyorlardı. Oldukları yere uzandılar ve derin bir uykuya daldılar. Az sonra bir sürü cüce mağaranın gizemli bölmelerinden gelerek kızların yanına kadar ulaştı. Hale ile Şule'nin etrafını çember gibi sardılar. Cüceler kendi arasında homurdanmaya başlamıştı. Onlara ait olan meyveleri kızlar yediği için çok kızgındılar. Hatta hızlarını alamayarak seslerini yükselttiler. Bir de mağaranın içindeki yankı da buna eklenince ikizler gözünü açtı. Çevrelerinde bir sürü cüce gören kızlar kabus gördüğünü zannedip gözlerini kapadılar. Tekrar açtıklarında yine karşılarında öylece duruyorlardı. Hemen toparlandılar ve olduğu yerde oturarak korkuyla birbirlerine sarıldılar. Cücelerse elini beline koydu ve ayaklarını yere vuruyorlardı. İçlerinden biri söze başladı. Size hiç yakıştıramadım. Bizim meyvelerin hepsini yiyip bitirmişsiniz. Hem de izin almadan. Ayrıca o da yetmiyormuş gibi geldiğinizden beri gürültü yapıyorsunuz. Bizler aşağıda yaşıyoruz. Sesiniz, gülmeleriniz hala kulaklarımda. Halbuki kralımız hasta. Biraz duyarlı olun diyerek uyardı. Hale, özür dileriz. Yediğimiz meyvelerin karşılığında sizi ormandan böğürtlen toplayıp sepetle getiririz. Olmaz mı diye sordu. Cücelerin hepsi güldü.
Ardından da başka biri konuşmaya başladı. "Ne kadar akıllısın sen öyle. Meyve getireceğim deyip kaçacaksınız," diyerek kendince fikir yürüttü. Şule, "Hiç öyle şey olur mu? Biz ağzımızdan çıkan her sözü yerine getiririz. Gerçekten çok üzüldük. İzin verin de hatamızı düzeltelim. Kötü insanlar değiliz. Yardımı çok severiz," diyerek ikna etmeye çalışıyordu. Cüceler kendi aralarında bir daire oluşturdu ve kafa kafaya vererek fısıldaşmaya başladılar. Hararetli bir konu tartışılıyordu. İkizlerin korktuğuysa her hallerinden apaçık belliydi. Konuşmaları bittikten sonra daire şeklini bozup sıraya geçtiler. Biri öne çıktı. Bu sefer de o konuşacaktı. Ne hikmetse herkes sırayla söz alıyordu. Haliyle Şule'nin meraklı bakışları arasında beklenen konuşma başladı. Cüce, "Karar verildi. Madem siz bizim meyvelerimizi izinsiz yediniz, bunun karşılığında bize bir iyilik yapmak zorundasınız. O kadar yardımsever oluşunuzu da anlayacağız bakalım. Şimdi size vereceğimiz cezaya sıra geldi. İkinizi cüceler ülkesine götüreceğiz. Kralımız çok hasta. Onu iyileştirebilirseniz ancak o zaman serbest kalırsınız. Anlaştık mı? İtirazınız var mı?" diyerek soru sordular. Haliyle Şule çaresiz evet demek zorunda kaldılar. Çünkü hem yaptıkları hatayı biliyor hem de hasta olan krala yardım etmek istiyorlardı. İkisi de ayağa kalktı ve cüceleri takip etmeye başladılar. Mağaranın bilinmeyen yüzüne doğru ilerliyorlardı. Sürekli aşağı doğru iniyorlardı. Bir sürü kayalıkların yanından geçtiler. Tahta bir köprünün başına geldiler. Altından ırmak gibi sular geçiyordu. Cüceler, "Sıkı tutunun," dediler. Haliyle Şule dar köprünün iki yanından tutuna tutuna ilerliyordu. Aşağı bakınca insanın başını döndürecek derecede yükseklik vardı. Onca engelleri aştıktan sonra cüceler ülkesine vardılar. Haliyle Şule gözlerine inanamadı. Yerin altında büyüleyici güzellikte bir şehir kurmuşlardı. Şule, "Baksana, burada hiç normal insan yok. Bunların hepsi cüce," diyerek kardeşinin kulağına fısıldadı. "Hale, cüceler ülkesi demişlerdi. Asıl sen şu evlerle bir de ortadaki büyük saraya bir bak. Annem hep bize masallarda anlatırdı. Şöyle büyük olur, bir sürü odası vardır diye. Şimdi tam karşımızda. Rüyada gibiyim. Hep hayal etmeye çalışırdım da başaramazdım. Çok ilgimi çekti doğrusu. Umarım yakından bakma fırsatımız olur. Krala yardım edeceğimize göre saraya gidiyoruz. Yaşasın," dedi. Cüceler, "Oyalanmayın, daha yapacak çok işimiz var. Hele bir kral iyileşsin." Halk da kralın hastalığından sonra iyice mutsuzlaştı. "Halbuki ne kadar güzel günlerimiz vardı," diyerek iç geçirdiler. İkizler öyle heyecanlıydı ki kalpleri yerinden çıkacakmış gibi küt küt atıyordu. Halkın içinden geçerken herkes ikiz kardeşlere garip garip bakıyordu. Kimisi de soruyordu, "Burada ne işleri var?" Cücelerden biri, "Kralımızı iyileştirmek için buradalar," diyerek kısa bir açıklama yapıyordu. Haliyle Şule, bir yandan da kral iyileşmezse ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Bu cüceler onlara başka ne ceza verirdi ve ne kadar kalacaklarını hiç bilmiyorlardı. Cücelerin arasından yürümeye devam ettiler. Sarayın önüne kadar geldiler. Muhafızlar bile kısa boylu cücelerden oluşuyordu. Tuhaf bakışlar arasında hep birlikte saraya girdiler. Haliyle Şule ömründe ilk defa saray gördükleri için çok heyecanlıydılar. Büyük bir merakla etrafı seyrediyorlardı. Cüce hizmetçiler bir koşturmaca içerisindeydi. Buradaki herkes hiç boş durmuyor, bir işle ilgileniyorlardı. Sarayın içindeki eşyalarsa birbirinden güzel ve pahalıydı. Duvarlarda büyük tablolar asılıydı. İkizler hallerinden oldukça memnundu. Sanki rüyada gibiydiler. Ardından da cüceler merdivenleri tırmanmaya başladı. Haliyle Şule arkalarından gitmeye devam ediyorlardı. Cücelerden biri, "Ah ah, kralımızı eskisi gibi görememek ne kadar da zor," diyerek söyleniyordu.
Merdivenlerin bitiminde tam karşıda büyük beyaz ve gösterişli bir kapı vardı. Kapının iki yanında da cüce muhafızlar nöbet tutuyordu. Kapıları ardına kadar açtılar. Haliyle Şule kralı görmek için sabırsızlanıyordu. Cüceler ise üzgün bir şekilde yatağın kenarında ayakta sıralandılar. İkizler de yatağın diğer tarafından hasta olan kralın yüzüne baktılar. O kızgın cüceler gitmiş, sanki yerine yufka yürekli olanları gelmişti. Kendi kendilerine içlendiler ve ağlamaya başladılar. Kimisi elleriyle gözlerinden inen yaşları siliyordu. Bu üzüntülerinden de kralı ne kadar çok sevdikleri anlaşılıyordu. Az sonra kral gözünü açtı ama halsiz görünüyordu. "Of, of, her yerim ağrıyor. Bir daha düzelecek miyim?" diyerek mırıldandı ve o anda kızları fark etti. "Siz de kimsiniz?" diye sordu. Hale ile Şule birbirlerine baktılar. Cücelerden biri cevap verdi. "Efendim, onları yeryüzünden buraya kadar sizin için getirdik. İyileşmenize yardımcı olacaklar," dedi. Kral, "Hadi o zaman ne duruyorsunuz? Daha fazla ağrı mı çekmemi istiyorsunuz?" diyerek sitem etti. Hale ile Şule ne yapacaklarını bilmiyorlardı. İlk olarak ne rahatsızlığı olduğunu öğrenmek istediler. Hale, "Sayın kralım, ne şikayetleriniz var? Bunu bizle paylaşırsanız ona göre bir tedavi uygularız," diyerek sordu. Yanlarındaki cüceler de aralarındaki konuşmayı dikkatle dinliyordu. Kral, "Ben de bilmiyorum ki. Canım yataktan çıkmak istemiyor. Halsizim, boğazlarım ağrıyor. Arada bir ateşim yükseliyor. Midem bulanıyor. Yemekle aram yok. Halbuki ne kadar iştahlı biriydim. Üşüyorum, bazen de sıcaklıyorum," diyerek hastalığını sıralıyordu. Şule, "Kralım, sizin için elimizden geleni yapacağız," diyerek söz verdi. Haliyle kafa kafaya verip fısıldaştılar. Arkasından da cücelere dönerek, "Mutfak nerede?" diye sordular. Cüceler önden yürüyerek yolu gösteriyordu. Haliyle Şule peşlerine takıldı. Merdivenlerden aşağıya zıp zıp zıplayarak iniyorlardı. Arkasından kocaman bir mutfaktan içeriye girdiler. Şule, "Peki şimdi ne yapıyoruz?" diyerek sessizce sordu. Hale ise, "Annem biz hasta olduğumuzda ne yapıyorsa hepsini kral için yapacağız. Eve dönmek için kralı iyileştirmek zorundayız," diyerek içinde bulunduğu durumun zorluğunu ifade etti. Mutfakta malzeme aramaya başladılar. İlk olarak sıcak bir çorba pişireceklerdi. Hale tencereyi ateşin üstüne koydu. Annesinden gördüğü kadarıyla çorba malzemelerini tencereye boşalttı. Eline tahta bir kaşık aldı, karıştırmaya başladı. Şule ise çorbayı koyacağı tabak ve kaşığı hazırladı. Bir tepsinin içine yerleştirdi. Çorba kaynadı ve tabağı boşalttılar. Hale bir de üstüne nane serpti. Kokusu mutfaktaki cüceleri büyülemişti. Ard arda yürüyerek tekrar kralın odasına çıktılar. Tepsiyle içeri girdiklerinde kral örtüyü ağzına kadar çekti. Hale, "Krallara layık bir çorba yaptık. Tatmak istemez misiniz?" diye sordu. Kral, "Size hiçbir şey yemek istemiyorum demiştim," diyerek karşılık verdi. İkizlerin işi çok zordu. Kral daha şimdiden inada başlamıştı. Hem iyileşmek istiyor hem de ağzına bir şey koymuyordu. Şule, "Kralım lütfen bizi kırmayın. Bir kaşık ağzınıza atın. Beğenmezseniz yemezsiniz," diyerek ısrar etti. Kral da bir iki nazlandı, sonra da yatağından doğrulmaya çalıştı. "Ah, her yerim ağrıyor. Bir yastık daha koyun arkama," diyerek oturur vaziyete geldi. Hale de tepsiyi önüne koydu. Yüzünü ekşiterek kaşığı eline aldı ve çorbaya daldırdı. Çorbanın tadı o kadar lezzetliydi ki durduraksız çorbayı içmeye devam etti. Kral uzun zamandır midesi boş olduğunu fark etti. Yemek yiyince hemen yanakları elma gibi kızardı. Bunu gören Hale ile Şule'nin yüzü güldü. Sonra da boş tabağı ve tepsiyi aldılar, mutfağa götürüp bıraktılar. Şule, "Şans bizden yana güldü. Yemek yemezse hiç iyileşemezdi. Şimdi ne vereceksin?" dedi. Hale, "Baksana mutfakta nane ve limon var. Bunları kaynatıp bir bardakla içirmeye çalışacağız," diyerek hazırlamaya başladı. Bir cezvenin içinde kaynattı. Bardağı kaptıkları gibi kralın odasında soluğu aldılar.
Kral da kızların gelişini dört gözle bekliyordu. Karnı doymuştu. Bakalım sırada ne var diye düşünürken ikizler kapıdan içeri girdiler. Şule, kralların ağzına layık bir içecek bu. Şu kokusuna bir bakın. Üstünde dumanıyla birlikte nasıl da yayılıyor diyerek merak uyandırdı. Kral da bir tatmak istedi. Hale bardağı uzatınca hemen aldı. Elinde tutup bekletiyordu. Derken yudum yudum içmeye başladı. Bu kadar ilgi kralın çok hoşuna gitmişti. Cücelerse şaşırıyordu. En sonunda bardağı bitirdi ve haleye uzattı. Şule, kralım güzel bir uyku çekin. Biz de sizi rahatsız etmeyelim. Yine başka bir ikramla huzurunuza geri döneceğiz dedi. Kral, arkamdaki yastığı çekin diyerek emretti. Haleyle Şule yastığı çekince uzanarak arkasını döndü ve gözlerini kapadı. Cücelerle birlikte kapının dışına çıktılar ve onlara dönerek mağaranın başında bir ağaç var. Adı da ıhlamur. Ondan koparıp kralınıza içecek hazırlamalıyız dediler. Cüceler kafalarını kaşıyarak düşünmeye başladılar. Tek başına sizi gönderemeyiz. Ya mağaradan dışarı çıkıp giderseniz ne olacak? Hem oraya kadar yolu bulamazsınız diyerek hep birlikte yola döküldüler. Zorlu bir yolculuk daha başlamış oldu. Tahta köprüden geçtiler, dağ taş aştılar. İkizler ellerinde bir poşeti parlak ıhlamur ağacının yapraklarından topladılar. Tekrar sarayın yolunu tuttular. Kralsa huzur içinde ağrısız bir uyku çekti. Ihlamuru mutfağa götürüp bıraktılar. Bu sefer de başka lezzette bir çorba pişirdiler. Tepsiyi doğruca kralın odasına götürerek kapıyı yavaşça açtılar. Kral da yeni uyandığı için yatağın içinde geriniyordu. Yiyecek getirdiklerini görünce arkasına döndü. Haleyle Şule tekrar hem ısrar ediyor hem de kralı överek şımartıyorlardı. Daha fazla ısrarlara dayanamayan kral da yatağın içinde yemeğini yedi. Arkasından da ona ıhlamur kaynattılar ve bir bardak dolusu verdiler. Kral böylece çabucak toparlanmaya başladı. Hasta olduğunda çok huysuz oluyordu. Etrafındakileri de sürekli incitiyordu. İstekleri bir türlü bitmek bilmiyordu. Bir de üstüne naz edip cüceleri bıktırıyordu. Haliyle Şule kralın tamamen iyileşebilmesi için ikramda sınır tanımıyorlardı. Derken kral eskisinden de daha iyi oldu. Üstünü giydi ve yataktan çıktı. Oh be dünya varmış. Muhafızlar diyerek sesini duyurmaya çalıştı. Hemen iki cüce geldi. Buyurun efendim dediler. Kral ben şimdi tahtıma gidiyorum. Beni iyileştiren o iki kızı yanıma gönderin diyerek emretti. O sırada cüceler haliyle Şule'ye çok teşekkür ettiler. Muhafızlar ikizlerin yanına gelerek onları taht odasına götürdüler. Kral, hoş geldiniz, kapıda durmayın. İçeri gelin lütfen. Size ne kadar teşekkür etsem az gelir. Sayenizde turp gibiyim. Artık benim misafirlerimsiniz. Ne istiyorsanız muhafızlarıma söylemeniz yeter. Onlar her dilediğinizi anında yerine getirecektir. Akşam yemeğinde görüşmek üzere. Bu arada isminiz neydi diye sordu. Hale efendim. Şule diyerek ayrı ayrı cevap verdiler. Sonra da kral muhafızlarını çağırdı. İkizleri merdivenlerden çıkartarak büyük ve gösterişli bir misafir odasına çıkardılar. Ortada kocaman bir yatak vardı. Üstü ise tülle kaplıydı. Bir de renk renk giysiler yatağın üzerine bırakılmıştı. Az sonra muhafızlar kapı çaldı ve bir açıklama yaptı. Efendim, rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Kralımız size bu giysileri armağan etti. Hepsi sizin. Akşam yemeği için hazırlanmayı unutmayın diyerek kapıyı örttü. Haliyle Şule aynanın karşısında giysileri üzerlerine tutuyor, sonra da olduğu yerde dönüyorlardı. Böylece elbisenin etekleri havada uçuşuyordu. İkisi de bu giysilerden birer tane alarak üstlerine giydiler. Saçlarını taradılar ve gelen muhafızla birlikte yemek odasına indiler. Sandalyeye oturdular. Bir sürü cüceyle aynı masada oturuyorlardı. En son kral masaya geçti. Kral, bugün buraya haliyle Şule için toplandık. Onlara sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum diyerek yemeğe başladı. Ardından da masadakiler yemeğe geçti. Kral halkıyla sohbet ediyor, gülüşmeler gittikçe artıyordu. Haliyle Şule de onlara katıldı. Vakitleri çok iyi geçiyordu. Kapı açıldı ve herkes birden ayağa kalktı. Bu gelen kralın annesiydi.
Haliyle Şule'yi görmek için gelmişti. Oğlunu iyileştirdikleri için onlara minnettardı. İkisinin de yüzü utancından kıpkırmızı oldu. Kraliçe de yemeğe katıldı. Hale cücelerden birine saat kaç diye sordu. Cüce çok şaşırdı. İyi de burada zaman diye bir kavram yok ki. Yani biz hiç saat kullanmayız diyerek kendi aralarında bu konuşmayı dinlendirdiler. Kral da bu fısıltıyı hemen duydu. Hale ile Şule hariç masada herkes gülüyordu. Onların tuhaf bakışları karşısında gülmeyi kestiler. Kral, saati neden soruyorsunuz diyerek merak etti. Hale, annemiz bizi bekliyordu, camlarda kapıda kalmıştır. Müsaadenizi istesek, yemek çok güzeldi. Nezaketiniz için de ne diyeceğimizi bilemiyoruz diyerek cevap verdi. Kraliçe oğlunun kulağına eğilerek anne yüreğiyle birkaç cümle söyledi. Odanın havası bir anda değişmişti. Kahkahaların yerini derin bir sessizlik almıştı. Kral, bu kadar üzülmeyin. Mağaranın en önemli özelliği zamanı dondurması. Yani siz bu mağaraya adım attığınızda saat kaçsa çıktığınızda da aynı olacak. Annenize zamanında gideceksiniz. Yoksa sizi böyle tutar mıydık? Biz annelerin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz diyerek kendince bir yorum yaptı. Hale ile Şule birbirlerine sarıldılar. Kralın konuşması içlerini rahatlattı. Sofradan tüm kalabalık aynı anda kalktı ve ayrılık vakti geldi. Hale ile Şule üzerlerine giydikleri kıyafetten başka bir giysiyi kabul etmedi. Kral alçak gönüllü oluşlarına hayran kaldı. Onlara daha değerli bir hediye vermek istedi. Muhafızlarından hazine odasından keseler dolusu para getirmesini istedi. Az sonra muhafızlar ellerindeki keselerle göründüler. Hale ile Şule kraliçeye sıkı sıkıya sarılarak veda ettiler. Kral, ne zaman isterseniz bizi ziyaret edebilirsiniz diyerek misafirperverliğini gösterdi ve kızlarla tokalaştı. Hale ile Şule muhafızlarla mağaranın yolunda ilerlemeye başladılar. Kralla kraliçe el sallayarak onları uğurladı. Gide gide mağaranın başlangıcına geldiler. Muhafızlar ellerindeki keseleri kızlara uzattı ve saraya doğru geri döndüler. Hale ile Şule keselerin içinde ne olduğunu bilmiyordu. Boş sepetlerini yerden aldılar ve içine keseleri koydular. Yine de geç kaldıklarını düşünüp eve koşa koşa gidiyorlardı. Nefes nefese kapıyı açtılar ve duvardaki saate baktılar. Gerçekten de her zamanki gibi aynı saatte eve dönmüşlerdi. Anneleri boş sepetlerine şöyle bir baktı. İçinde yalnızca keseler vardı. Hal böyle olunca ikizler sepetteki keseleri annelerine verdiler. Hem de içindekini bilmeden. Kesenin ağzındaki ipleri bir bir gevşetince anneleri çok şaşırdı. Çünkü hepsi ağzına kadar para doluydu. Hale ile Şule hemen başından geçenleri anlattı. Anne ve kızları hiç olmadığı kadar mutluydular. Birbirlerine sarıldılar. İyi ve yardımsever insan olmanın mükafatını bu sayede almışlardı. Keselerdeki paralar onlara bir ömür boyu yeterdi. Anne ve kızları neşe içindeki yaşamlarını sürdürmeye devam ettiler.